Evet sevgili dostlar, Golvar.com'un ve Kayseri Özel Lüman Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yeni bir videoya hoş geldiniz. Önce şunu söyleyeyim, bu videoyu beğenip kanala abone olan kişiler gerçekten Fenerbahçelidir. Ama bu videoya dislike atan, videoyu beğenmeyen kişiler Fenerbahçe düşmanı, aynı zamanda adalet düşmanı, aynı zamanda kollanmayı, haksızlığı çok seven kişilerdir. Geçen gün Diyanet İşleri bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki arkadaşlar torpille işe giren kişinin yaptığı etik değildir ama kazandığı para helaldir demiş. Benim inandığım dine göre, İslamiyet dinine göre hak din olan dine göre torpille bir yere girmek haramdır. Kazandığı her kuruş para haramdır. Çocuklarına yedirdiği her kuruş haramdır. Haramzadeler yetiştiriyordur ve ömrünün sonuna kadar da haramzadelere para yedirmiş olacaktır. Bunun dünyada hesaplaşma biçimi çok 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 zordur. Niye? 10 sene sonra pişman oldun. 10 senedir kazandığın paralar vereceksin. Bilmem o zamanın şartlarına göre vereceksin. Bilmem şu bu. imkansızdır. Yani hak o anda kesildi kesildi. Kesilmedi. Bunun hesaplaşması zordur. Tıpkı şampiyonluklarda da böyle arkadaşlar. Eğer birinin şampiyonluğunu çalıyorsanız sonrasında ben de bunlara şampiyonluk hediye edeyim deseniz bile bu hakkı ödeyemezsiniz. Eğer bir takımın şampiyonluklarını defalarca çalıyorsanız asla ve asla ödeyemezsiniz. Ha Diyanet işlerine göre şampiyonluğu çaldığınız zaman etik değil ama çaldığınız şampiyonluk caiz olabilir, helal diyebilirler. Benim inandığım dine göre, İslamiyet dinine göre böyle bir olay yok. Bir insanın hakkını çalıyorsan, gasp ediyorsan helalleşmediğin müddetçe cennete gidemezsin. Helalleşmediğin müddetçe Allah seni affetmez. Benim inandığım Allah diyor ki benim karşıma her şeyin engelin kul hakkı hariç. Bu benim inandığım Allah. Sizin inandığınız Allah ne der? Bilemem. O sizin ne Allahınız arasında. Artık hangi Allah'a tapıyorsunuz? Hangi Allah'a inanıyorsunuz? O beni alakadar etmez. Ben yıllardır bu ülkede şunu görüyorum. Fenerbahçe'nin aleyhine işleyen bir düzen var. Fenerbahçe'nin aleyhine işleyen düzende çalalım haklarını, sıkıntı yok. Sokaklarda bakıyorum çocuklar fener ağlama falan filan diyorlar diğer çocuklara. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Allah sorar hesabını diye. Benim evlatlarımı, benim çocuklarımı, Fenerbahçeli çocukları kim ağlatıyorsa, kim bunlara e, fener ağlama falan filan diyorsa Allah da bildiği gibi yapsın arkadaşlar. Allah da bunlardan hesabını öyle bir sorsun ki hem dünyada ağlasınlar hem ahirette ağlasınlar. Şimdi 2022-2023 sezonu malum. 2023-2024 sezonu daha da malum. Yani ben şunu söyleyeyim. isterseniz Kur'an-ı Kerim'i getireyim üstüne el basarak yemin edeyim. Galatasaray'ı şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyorlar. Bunu şöyle söyleyeyim. İnandığım her şeyin üstüne yemin edebilirim. Her şeyin üstüne. Neyi istiyorsan hepsine yemin edebilirim. Hiç sıkıntı değil. Karşımdaki kitle buna yemin edebilecek mi? Hiç sanmıyorum. Şimdi Galatasaray tabii ki maç kazanabilir. Tabii ki şampiyon olabilir. Tabii ki arkadaşlar yani tarihin en pahalı kadrosunu kurmuşlar. Açıktan sponsorlar, gizliden sponsorlar, bilmem ee, menajer ücretlere cartlar, curtlar derken yani 100 yılın takımını kurmuşlar. Mecburen şampiyon yapılmak zorundalar. Eğer şampiyon yapılmazlarsa sistemleri çöker. Hatta Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek şampiyon yapılmak için kılıktan kılığa giriyor. Yanaklarını falan okşatıyor. Hani Biz bunu ekranlarda görüyoruz. Ekranın arkasında da ne yapıyor onu bilemeyiz. Şampiyonluk için çünkü bu camiaya göre her şey mübah. Benim yıllar önce verdiğim bir örnek vardı. Şahsım biri diyor ki evleneyim de eşim ne olursa olsun diyor. Bu mantık. Ama Fenerbahçe taraftarına deseniz ki arkadaşlar gelin siyasete yanlayalım. Gelin şunlara yanlayalım. Gelin şu bilmem yardım fırına şu kadar para aktaralım da şampiyon olalım desen hiçbiri kabul etmez. İşte aradaki fark da bu belki de. Ama aradaki farkın en büyük sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Tarih. Tarih insanları ne şekilde yargılayacak? Ne şekilde yazacak? Tarih tescilli şikeci Galatasaray'da yazacak. Tescilli şike yapan hakemleri de yazacak. Galatasaray'ın e, şikesinin tescillendiğini de yazacak. Yani şikesinin tescillendiğini de yazacak. Şimdi dün akşama gidelim. Galatasaray ile Rize Spor arasında, Çaykur Rize Spor arasında bir maç oynandı. Nedense son dönemde hep Galatasaray Rize Spor maçlarında hakem şikesi, hakem skandalı, hakem rezaleti görüyoruz. Yine bir hakem şikesi. Yine bir hakem rezaleti gördük. Yalnız Trio ekibinin bunu savunma çabası beni kendimden geçirdi. Arkadaşlar görseldeki golde Galatasaraylı oyuncu ceza sahası dışından şutunu çekiyor. Evet güzel de bir şut çekmiş. Galatasaraylı oyuncu kaleciyle top arasına girip offside pozisyonunda olup kaleciyi şaşırtıp golün iptalini gerektirecek bir harekette bulunuyor. Trio ekibi ne diyor biliyor musunuz? Galatasaray'ın bu golünde Galatasaraylı oyunculardan önce zaten Rizeli oyuncular kalecinin görüş açısını kapatıyor. Gol kararı doğru demiş. Şüş. İs. Oha. 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 Şimdi ben o zaman şöyle söyleyeyim. Bu Galatasaraylı oyuncu şutu çekti. Top geldi. E, offside pozisyondaki Galatasaraylı oyuncuya. O da aldı golünü attı. Ben de diyorum ki ya arkadaşlar Sonuçta Rizeli oyuncular görüş alanını kapattı. Bu offside olmaz. Ne dersiniz? Hasretin tüter dersiniz. Ben de bunlara hasretin tüter diyorum. Kritere bak. Ulan aynı pozisyon Fenerbahçe'ye olsun. net offside derler. Bunu veren hakemin acaba FETÖ ile bağlantısı var mı derler. Ya bunu veren hakem acaba derler. Hangi PKK kampında eğitim aldı derler. Ciddi söylüyorum bak. Lan bu mantığa göre offside diye bir şey olmaması lazım o zaman. Sonuçta savunmacı en geride durması lazım. En geride durmadığına göre demek ki geri zekalı o savunmacı. Offside'i bozdu diyelim. Hiçbir pozisyona, dünya yüzünde hiçbir pozisyona offside verilmesin. Ya Galatasaray oyuncudan önce Rizeli oyuncular görüş açısını kapatıyor. Bu gol kararı doğru diyen kişinin ben dinine de inanmam, kitabına da inanmam, Allah'ına da inanmam. Hiçbir şeyine de inanmam, şahitliğine de inanmam. Bunu bu şekilde bu, bunu bu şekilde savunacağız da ki arkadaş hakeme bakın çok net açıdan görüyor. Yani hakeme bakın çok net açıdan görüyor. Bu golü saymak zorundalar. Çünkü Galatasaray şampiyon yapacaklar. Yapmazlarsa cehennemin dibine gönderilecekler. Cezaevine atılacaklar, tutuklanacaklar, bilmem neci ilan edilecekler deyin. Vallahi sesimizi çıkarmayalım. Bak yemin ediyorum artık yeter. Artık deyin ki arkadaş Galatasaray şampiyon olmazsa Türkiye'deki hakemlerin alayını işte cezaevine atacaklar deyin. Ben vallahi susacağım. Yemin ederim susacağım. İkinci gol Galatasaray'ın golün önce köhün rakibine yaptığı hareket. Faul. Net bir şekilde faul. Bak net bir şekilde faul. Ancak bu kararı sahada hakem vermeliydi. Var buna karışamaz. Merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Sahadaki hakem sonuç olarak maç o zaman bir takımdan aldı diğerine verdi de, diyorum. Kabul ediyor musunuz? Etmezler. Ya kardeşim eğer birinci golün bu şekilde offside'daysa ikinci golünde faul varsa daha ne yapacaksın? Ya her maç Fenerbahçe'ye iki tane gol hediye edersin 2-0 önde başlasın kaç maçını kaybeder? Yemin ediyorum 10, -10 maçın 10'u da kazanır Fenerbahçe. Bak yemin ediyorum 10 maçı 9 maçı 8 maçı kaç maça çıkarsa hepsini kazanır. Her maç 2-0 önde başta. Bitti mi? Bitmedi. Lan kardeşim bariz hata var. Kanıt da var. Ayağı vurma darbesini gören bir kamera açısı da var. O zaman var neye karışacak? Var neye karışacak biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin attığı golü 4 dakika inceleyecekler. Allah'ınızdan bulun. Allah'ınızdan bulun. Dermansız derde tutulun inşallah. Vallahi bak yemin ediyorum artık artık şuranızı geçti. Fenerbahçe'nin hakkını kim yiyorsa dermansız derde tutulsunlar inşallah. Kim bile bile isteye isteye bir takımı şampiyon yapmak istiyorsa bak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hangi takım olsun Allah çıkarsın. Sevdiğinden çıkarsın. Çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Çıkarsın abi. Yediği bu haramı çıkarsın. Bak Fenerbahçe'yi bile bilerek şampiyon yapmak istiyorlarsa çıkarsın. Kim de bu haramı savunuyorsa Allah ondan da çıkarsın. Gelelim Kerem Demirbay'ın golüne. Şimdi bunun savunmasına bakın. Kerem Demirbay'ın golünde Kerem Aktürkoğlu şeklen offside'daymış ancak kaleciyi etkilemiyormuş. Görüş alanında değilmiş. Şimdi görüş alanında olması için ne lazım biliyor musunuz? Topla kaleci arasında olması lazım. Şimdi eğer Kerem Demirbay şey Kerem Aktürkoğlu topla kaleci arasında değil diyorsanız ben de diyorum ki Galatasaray'ın renkleri sarı laciverttir. Aksini iddia eden de şerefsizdir, namerttir, alçaktır diyorum. Eğer bu arkadaş topla kaleci arasında değilse hatta Galatasaray'ın adı Saraydır. Bak, aynı şey. Ciddi söylüyorum. Ben de o aradaki e, şeyi görmüyorum. Lata kısmını görmüyorum. Galatasaray direkt Galatasaray diyorum. Oraya da bir tane şey Y ekliyorum lata yerine. Yani siz burada Kerem Aktürkoğlu kaleciyle topun arasında değil diyorsanız ben de bunu söylüyorum. Çekilen da kaleciyi etkilemiyor. Görüş alanında değil gol kararı doğru. Yani kalecinin görüş alanı derken ağzının içinde mi olması lazım? Galatasaray maçlarında. Hani diğer maçlarda topla kaleci arasında olsun yeterli diyoruz ya. Peki şunu soruyorum. Doğru cevap vermeyen kitapsız oğlu kitapsızdır. İmansız oğlu imansızdır. Bu pozisyon Fenerbahçe'ye olsa ya da Beşiktaş'a olsa. Kararınız ne olacak? Net offside mi olacak? Yoksa ya şeklen offside ama değil mi olacak? Bütün Galatasaraylı arkadaşlara soruyorum. Gerçi siz adalet sizin köyü asla uğramamış da. Lan 3 tane gol pozisyonu. Bak diğerlerini incelemedim bile. Ama şunun kırmızısı var ama bunun bilmem nesi var. Penaltı pozisyonu varmış bir Galatasaray. Penaltı pozisyonundan önce net bir faul varmış. Bunu da söylüyorlar. Bak 6 gol atmışlar. 4 tanesinin hatasını. 4 tanesi bu şekilde. Kalan ikisini incelemeye bile gerek duymuyorum artık. Gerek yok. Gerek yok. Ya her maç Fenerbahçe'ye 4 tane gol sayılsın. O zaman Fenerbahçe şampiyon olur. Galatasaray Rams Park'ta son 7 maçta 8 penaltı kazanmış. Tescilli şikenası olur böyle olur. Dünya görüyor. Ama bir tek bizim ülkedekiler görmüyor. Mesela Trabzonspor taraftarı görmüyor. Beşiktaş taraftarı görmüyor. Ya da görmek istemiyor. Şimdi Galatasaray niye başarılı? Bu yüzden başarılı. Yani gerek yok. Ya Galatasaraylılar trio ekibi din savunur gibi savunuyorlar çünkü. Din savunur gibi savunuyorlar. Lan aynı Fenerbahçe maçında olsun. Mesela o faulle atılan golde aynısı Fenerbahçe maçında oldu. Din savunur gibi aksini savunmayacak, savunacaksınız. Açın Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile ilk oynadığı maçta Kasımpaşa Fenerbahçe maçına bakın. Fenerbahçe'nin attığı golden önce faul var yok. Bakın açın Galatasaraylıların ve Trivi ekibinin yorumunu açın bakın. Oradaki yorumlara açın bakın kafayı yersiniz. Buna faul çalmayan hakem FETÖ'cüdür bilmem Ali Koç'un şirketinde çalışıyordur. Bilmem şudur bilmem budur. Komedi. Ama biz daha nice komediler gördük. Biz daha nice komediler gördük şampiyon yapılmak için her şeyin mübah olduğunu düşünen bir camia ile karşı karşıyayız. Ve belli. Ben artık inandım Galatasaray şampiyon yapacaklar. Ama bir yerden destek aldılar ama birden fazla yerden destek aldılar yapacaklar. Yani olay bu. Londra'da bir hırsızlık yaşanmış otobüste. Biri kameraya çekiyor birisi şeyi alıp çek, çalıp gidiyor telefonu. Öbürü elinde poşet var oradan tutuyor ki geçemesin diye sonra bırakıyor falan. Ya teşbih daha hata olmasın. Olay şampiyonluk yarışı. Videoyu çeken TFF. Poşetli kadın Galatasaray'ın A2 takımlarından herhangi bir isim. Telefonu çalınan Fenerbahçe. Çalanı da zaten biliyorsunuz. Ya, ligin özeti bu. Telefon hırsızlığı gibi bir olay. Ama normal yani. Bu arada Icardi'nin bir şeyi varmış paylaşımı. Pembe, Gal Pembe aslanlar diye. Galatasaray taraftarını çok güzel tanımlamış. Bundan sonra Galatasaray taraftarları adı Pembe Aslanlar. Günaydın pembe aslanlar diyor. Turuncuya sarı diyen pembe aslanların hepsine günaydın olsun. Hepsine bütün pembe aslanlara günaydın olsun. Şampiyon yapılmak için her türlü adaletsizliği yapan bütün pembe aslanlara selamlar olsun. Her türlü adaletsizliği savunan pembe aslanlara selam olsun. Bundan sonra sizin adınız pembe aslan. VAR kayıtları, VAR konuşmaları yayınlandığı günden beri Galatasaray maçlarında VAR hakemi çağırmıyormuş arkadaşlar. Yani var yokmuş gibi takılıyormuş. Ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Çağırtalar offside'ımız olacak. Görün bakın dedim. Bu karar çıktığı gün dedim. Galatasaray'ın lehine olmayan hiçbir karar çıkmaz. Asıl dedim. Asıl. Asıl şimdiden sonra vardan korkun. Niye? Adam vara çağırmasa neyi açıklayacak dedim. Düşünsene vara çağırma. Faul var Galatasaray'ın golünden önce. Çağırsan ne konuşacaklar? Arkadan vuruyor. Evet vuruyor. Ama veremeyiz. Bak biz bu golü verirsek bizi FETÖ'cü ilan ederler. Aman ha sakın. Verelim dese bu yayınlansa ne olacak? O yüzden artık her şey mi bak? Şimdi gelelim tescilli şikeye. Dünyanın en tescilli şikeci takımı Galatasaray'dır. Ancak bu Galatasaray'ın bu kadar tescilli şikesi olmasına rağmen soruşturulmayan da tek takımdır. Malatya'ya giden tırlar kaptan konuşuyor, öbürü konuşuyor, öbürü konuşuyor. Bilmem Galatasaraylı o Popescu bize para verdi diyor bilmem. Tafarel bize para verdi diyor. Lan bir tane Allah'ın kulu da getirip demiyor ki gel ulan buraya kanıtla. Kanıtlamasa seni sokar. Mesut Bakkal'ın kitabında kayıtlı net olarak tescilli olarak şike belirleniyor. Şikeyi itiraf ediyor. Bir Allah'ın kulu sormuyor. Bir Allah'ın kulu sormuyor. Şimdi yine bir tescilli şike. Dünyanın en tescilli şikeci takımı Galatasaray'dır. Aksini iddia eden ya adaletten bir haberdir ya da Galatasaray'dır. Şimdi hakemin biri itiraf ediyor. Diyor ki ben açık açık söyleyeyim. Eski hakem Serkan Çınar. Serkan Çınar itiraflarda bulunuyor. Serkan Çınar şikeyi açıklıyor arkadaşlar. Açık ve net olarak şikeyi açıklıyor. Diyor ki 2018-2019 sezonu 32. hafta Galatasaray'ın şampiyon olduğu maçta penaltıyı ben vermedim. Var beni kandırdı diyor. Serkan Çınar'a penaltıyı verdiren AU ve AŞ'e halen hakemlik yapıyorlar. Bilin bakalım bunlar kimler. Şimdi bakın 32. hafta Galatasaray'ın şampiyon yapıldığı maç. Hangi pozisyon biliyor musunuz? Bakın GIF olarak veriyorum ekrana şu pozisyon. Hiçbir temasın, hiçbir müdahalenin olmadığı pozisyon. Aa, var hakemiyle avar hakeminin adı aşağıda yazıyormuş. Pardon ya. Şimdi var'daki kandıran kişi Alper Ulusoy. Avarda kandıran kişi Ali Şansalan. Cehennemin iki atlısı. Allah'ım bunları affetme. Yaklaşan Ramazan ayı hürmetine bunların bunlardan acıyı dünyada da çıkart. Bunların başına dünyada da gelsin gelecek olan. Ahirette zaten gelecek. Ben kıyamette kopsa hiçbir şekilde anam babam sütümü helal etmiyorum da dese ben bu hiçbir şu hakemlerin hiçbir hakkımı helal etmiyorum. Al. Şu pozisyon arkadaşlar. Bakın 32. hafta. Eee 32. haftada oldu sanki şampiyon kim oldu? Aradaki puan farkına bakın anlarsınız kimin şampiyon olduğunu. İyi de hocam bak. Bu maç 3-2 bitmiş. Galatasaray almış. Bu maç 2-2 bitseydi. Bak ikili averajda gene Başakşehir'e karşı Galatasaray üstün. Öyle değil mi? Peki ben size başka bir maçtan bahsetsem. Bakın başka bir maçtan bahsediyorum. Beşiktaş 2, Başakşehir 1. 28. mi 29. hafta Fenerbahçe 1 Galatasaray 1. İnanılır gibi değil. Bakın maça bakın maça. Maça bakın. 29. hafta maçı bu. İkinci olan Başakşehir deplasmanda doğranıyor. Beşiktaş kazanıyor. O gün Beşiktaş taraftar da çok seviniyor. Hakemle kazandık ama diyorlar olsun diyorlar. Galatasaray hakem şikesiyle Fenerbahçe ile bir bir berabere kalıyor o gün. O gün Beşiktaşlılar çok sevindiler ki iyi dediler şöyle böyle diye. Bitti mi? Bitmedi. O gün Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemlerine bakın arkadaşlar. Ne demek istediğimi çok daha net anlarsınız. Hakem kadrosuna bakın. Cehennem zebanileri bunları görünce diyecekler ki ha biz de sizi bekliyorduk. Yıllardır sizi bekliyoruz. E de sen bu maçta hakem şikası falan olduğunu nereden çıkarttın? Mesela verilen kartlara bakalım. Yani neresinden bakalım bilmiyorum. Mesela Fenerbahçe'de Hasan Ali kaldırım ikinci sarıdan atılmış 45. dakikada. Fenerbahçe kazanmasın diye. Anlatabiliyor muyum? Walbuena 45 artı 8'de kart görüyor. 45 artı 8. Galatasaray'a bakalım. Belanda 18. dakika. Ciguli bu Mariano pardon 52 17 70 Sinan Gümüş 90 artı 9. Şimdi 66'da Galatasaray'ın golü 71'de Elif Elmas da Fenerbahçe'nin golü. Ancak bu maçta Fenerbahçe'nin kesilen atakları vesaire vesaire. İnce ince. Nakış nakış işlemişler. Işte Ama anlatamam. Anlatırsam yanlış anlarlar. Diyordu ya malum şahıs. İşte böyle ince ince. Her Galatasaray Rize Spor maçında skandal görmekten bıktım. Peki filmi geri saralım. Bu arada bu 32. hafta maçı. Sanırım 33. haftada Galatasaray'da Başakşehir'le evinde oynuyor. Daha o maçtaki skandallara girmiyorum bile. 34. hafta Galatasaray Depresmanlar Sivasspor'a Sivas Spor'a 4-3 kaybediyor. Bakın. Bu maçı Galatasaray'ın 2-2 bitirdiğini ya da yenildiğini düşünün. Emin olun bir sonraki maçta. Başakşehir maçında bu olacaktı. Yani hakem itiraf ediyor. Ben penaltıyı vermedim. Var beni kandırdı diyor. Yani, şamp yani hakkıyla kazanıkları şampiyonluklar yok. Ortada her şey. Tescilli şikecilere dair bir şike daha çıkıyor. Bir Allah'ın kulda bunu sorgulamayacak. Ben bunu şu şekilde söyleyeyim. Ben bunu şu şekilde söyleyeyim. Bütün Beşiktaş Trabzonspor taraftarı üstüne alınsın. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Ulan bugün Fenerbahçe'nin başına geliyor diye seviniyoruz, kikir kikir gülüyoruz da yarın bir gün başımıza gelmeyecek mi diye hiç mi sormuyorsunuz? Hiç mi? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Ulan bunlar Fenerbahçe gibi 30 milyon, 35 milyon taraftardan bahseden bir takıma bunu yapıyorlarsa ulan bunlar bize neler yapar diye hiç mi düşünmüyorsunuz? Hiç mi adalete inancınız yok? Hiç mi demiyorsunuz? Ulan arkadaş adalet de bir gün tecelli edecek elbette. Ulan Allah taş yapar. Bak başımıza iş alırız falan diye hiç mi demiyorsun? Ben konuşturduğumda herkes bana şunu söylüyor. Diyor ki Fenerbahçe zamanında diyor kimlerin hakkını yediyse onu düşünün diyor. Bak Allah çıkartıyor diyor. Ulan Allah bizden böyle çıkartıyor. Yani bizim eğer e, bir hak yemişliğimiz varsa tabii ki de Rabbim çıkarsın. Kimsenin hakkını kimseye yedirmesin. Biz 9 senedir 10 senedir şampiyonluğumuz çalınan bir takımız. Biz bu kadar hak yediysek bu kadar çalınıyorsa sizin sonsuza kadar şampiyon olamamanız lazım. Şu yenilen haklara. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkında. Kaç insan Fenerbahçe şampiyonluğu göremeden vefat etti? Kaç çocuk anasından babasından ayrı kaldı? Kaç kişi kalp krizinden bilmem bir şeyden şey yaptı? Ha. Galatasaray'la başka takımla kişiler yurt dışına kaçanlar olmuştur. Başka bir yer yapanlar olmuştur. O ayrı mesele. Onu ben bilmem. Ama Fenerbahçe taraftarı olarak, olarak şampiyonluğu çalınan insanların hepsinin ahını Rabbim çıkarsın. Ramazan ayına geliyoruz. Ramazan ayında çıkıp da beddua etmek de istemiyorum ama ben beddua etmiyorum. Ben adalet istiyorum. Ben Allah'tan adalet talep ediyorum. Allah öyle bir adalet sağlasın ki ateist olanlar bile desin ki ulan tamam desin ben Allah'a inandım hakikaten desin yani böyle adalet olur desin. Allah çıkarsın. Başka da bir şey demiyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum abi. Bu kadar bir takımın üstüne bu kadar gidilmez. Bir takımın şampiyonluğu bu kadar çalınmaz çalanlar da zannetmesin ki gün olup devran dönmez. Gün olup devran döndüğü zaman da bunların hepsini tek tek hatırlatırım. Bir şike daha. Bakın görün hiçbir şey olmayacak. Bakın görün bu seneyi de çaldılar. Galatasaray'a tekrar ne diyecekler bu şampiyonluğu? Belli. Artık kapalı kapılar arkasında önünde ne konuşuldu, ne edildi, kime ne garantiler verildi ben bilemem. Ama görünen o ki bir garanti verilmiş birilerine al demişler garanti yani garanti şampiyon yapılacaksınız demişler. Onlar da bu rahatlıktan elini kolunu sallaya sallaya hareket ediyorlar. İnşallah bir gün Türk futboluna adalet gelir. İnşallah Türk futbolunu birileri bir gün sorgular, soruşturur. Biz de hep birlikte görür, izleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.